Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda sabahleyin aracımızı ilk çalıştırırken nelere dikkat ediyoruz? Onlardan sizlere bahsedeceğim. Benzinli veya dizel. Yani ikisinden de bahsetmeye çalışacağım. Zaten çok bir farklılıkları yok. Bir de arkadaşlar sabahları araçlarımızı çalıştırırken iklim şartları çok önemli. Yani hangi iklim şartlarında nasıl çalıştırıyoruz? Bunu da söylemek istiyorum. Diyeceksiniz ki ya usta iklimde alakası var mı? Eksi 20, eksi 30, eksi 40'larda yaşadığınız zaman inanın çok alakası var. Eğer ki yanlış bir işlem yapıyorsanız aracınız sabahleyin çalışmayabiliyor. Birkaç videomda, hatta geç çalışan kedi videomda birçok kişi ya usta öyle hemen kontağı açar açmaz marşa basılır mı yazmış. Basılır arkadaşlar. Eğer ki sabahleyin ilk çalıştırmıyorsanız, ilk defa çalıştırmıyorsanız, yani herkesin bildiği böyle bir yanlış var. Bunu da düzelteyim. Benzinli veya dizel araç hiç fark etmiyor arkadaşlar. Sabahleyin ilk defa çalıştırırken kontağı açıyoruz ve şu kızdırmayı, şuradaki kızdırma, tekrar açıp kapatacağım. Onun sönmesini bekliyoruz. Dizel araçlarda yaz aylarında sadece onun sönmesi yeterli olmuyor. Yine hafif bekleyip şu geri kalan lambalarında şu anda marşa basabiliriz. Sönmesini bekliyoruz. Sabahleyin ilk çalıştırmadan bahsediyorum. Sabahleyin ilk çalıştırmada bunu kesinlikle bekliyoruz. Sıcakken bunu beklemiyoruz. Açıyoruz kontağı, basıyoruz direkt marşa. Sebebini anlatayım arkadaşlar. Henüz marşa basmadık bu arada, basmayacağım şimdilik için. Sebebi şu. Gece boyunca, yani akşam saat 8'de evinize geldiğinizi düşünün. Sabahleyin saat 8'de çıkacaksınız. 12 saat boyunca sistemdeki yakıt basıncı tamamen düşer. Ve sabahleyin siz direkt anahtarı takarla at diye marşa basarsanız sistemde yakıt basıncı olmadığı için aracınızın çalışması zaman alır. Zaman aldığı için de sabaha kadar yatmış olan akü eğer zayıf ise oturur ve aracınızı çalıştıramazsınız. Çok önemli noktalardan bir tanesi de kış aylarında özellikle eksi derecelere düştüğü zaman yapılması gereken debriyaj pedalına basmak. İlk marş esnasında debriyaj pedalına basarsanız eğer ki şanzıman yağınız donmuş ise, özelliğini kaybetmiş ise veya kaybetmemiş ise dahi motorun üzerindeki şanzımanın yükü bu debriyaja basma sayesinde kaldırılır arkadaşlar. Yani şanzımanla motoru birbirinin bağlantısını ayırıp dizel araçlarda veya benzinli araçlarda hiç fark etmiyor. Ondan sonra marş yapmamız gerekiyor. Yaptım ve direkt çalıştı. Marş yaptık ve direkt çalıştı arkadaşlar. Direkt kesinlikle ve kesinlikle gaza basmayın. Şu anda motorun yağlaması o kadar zayıf ki, sebebi de şu. Yağ henüz soğuk ve hareket kabiliyeti çok düşük soğukken. Isındığı zaman daha rahat hareket edecek ya. Ve motor yeni yeni yağlıyor. Şu anda yeni yeni yağlamaya başladı. Yani çoğu arkadaşımda gördüm. Birkaç defa gördüm ve dikkatimi çekti ve şiddetle kınadım. Gaza basarak marş yapılıyor ve yani şöyle diyeyim, 4000-5000 devirleri gördükten sonra gaz bırakılıyor. Ya bu resmen yağsız motor anlamına geliyor. Bu gibi ufak tefek tüyolara dikkat ediyoruz. Tabi ayağımızı çalıştıktan sonra yavaşça çekiyoruz, yavaşça. Hatta size fazlasını söyleyeyim arkadaşlar. Rusya'da yaşadığım yıllarda sabahleyin arabayı çalıştırıyorum debriyaja basarak. Ve ayağımı birden debriyajdan çektiğim zaman araç stop ediyordu. BMW bir aracım vardı. Yağını hiç değişmemişlerdi daha öncesinde. Yağ stop ediyordu. O yağ donuyordu arkadaşlar. Hani şanzıman yağı değişmez muhabbeti yapıyoruz ya sürekli kanalda. Orada o şanzıman yağını değiştirmediğin zaman o arabanın en az 5 dakika orada şanzıman debriyajını basılı tutacaksın. Motor ısınacak, motor kendi gövde ısısını şanzımana verecek, oradaki yağ hafifletecek, ondan sonra sen debriyajdan ayağını çekebilirsin. Yani şanzıman yağı değişmez diyen arkadaşlar bu videoyu inşallah dinliyorlardır.
Sabahleyin ilk çalıştırmada en önemli noktalardan birisi soğuk olan ülkelerdeki yaşayanlar bilir. Çünkü her yerden takipçimiz var. Kanada'da bile bizi takip edenler var. Yani bu debriyaja basmadan bir kere o aracı çalıştıramazsınız. Bir, artı ikincisi çalıştırdıktan sonra debriyajdan ayağınızı yavaş yavaş böyle şanzımanı ısıta ısıta çekmeniz lazım. Birden çekerseniz araç yine stop eder. Yani sabahleyin araç çalıştırma deyip geçmeyelim, çok önemli arkadaşlar. Yaz aylarında daha kısa olmak kaydıyla 3-4 dakika kadar maksimum, kışın 3-4 dakika kadar olduğu yerde aracınızı bu şekilde çalıştırmanızda sistemdeki sıvıların tamamen en az bir tur sirkülasyon yapmasında fayda var. Yani 15 dakika ısıtacaksın falan diyenler var. Bu çok fazla, gerek yok abartmaya. Yaz aylarında çalıştırdığınız yarım dakika, bir dakika ısınması yeterli. Direkt hareket etmeyin hiçbir zaman. Yarım dakika, bir dakika ısınması yeterli olacaktır. Kış aylarında bunu biraz daha uzun tutun. En azından içindeki sıvılar birazcık olsun, ısınsın, ondan sonra hareket edin. Sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Malımızın kıymetini bilelim. Milli servet. Kolay kazanılmıyor paralar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.